Burada Lunch üzerine konuşmayı sürdüreceğiz. Önceki videolarda kaldığımız yerden devam edip bu noktada 18'inde 18'inde diyor. Görmüş olduğunuz gibi tabii şey var. Düzeltme var. Üzerine konuşacağız. Beğenip abone olalım. İzleyenler bunları yapsın. Hem videoyu beğensin hem de abone olsun lütfen. Bu tarz şeyler de önemli çünkü. Bunları yapınız. Şimdiden teşekkür ediyorum beğenip abone olanlara. İstiyorsanız Facebook üzerinden takip edebilir ve veya katıl üyesi de olabilirsiniz yine. İstiyor iseniz haberiniz olsun. Ya böyle bunların linki de açıklamaların en alt kısmındadır diye söylemiş olalım. Şimdi lunch tarafında işte konuşmuştuk. Oldukça tabii hareketli geçecek özellikle bu ayın ikinci bölümü diyelim. İkinci yarısı diyelim bu ayın. Oldukça hareketli geçmeye doğru ilerliyor diye ifade etmemiz mümkündür. Onu söyleyelim. Bu noktada hem ne dedik? Gerçi yakın bu ay olmayacak. O Ekim'in yani malum yakımı bu ay gerçekleşmeyecek. Fakat bu ayın sonunda artık beklentisiyle birlikte fiyatlanmaya başlar. Çünkü netice itibariyle bu ayın sonunda belli olacak yani yakımın detayları falanı filanı. O yüzden hani bundan kaynaklı olarak tabii büyük bir önem arz ettiğini ifade edebiliyoruz. Haberiniz olsun. İkincisi yine tabii ki yükseltme var. Yükseltme çok ciddi şekilde düzeltme aynı zamanda şeye gidiyor. Nedir o? Yine büyük ölçüde yakınlar üzerinde farklı faaliyetler de gösterecek bir durum olarak karşımızda. Bunların da katkı payı çok yüksektir. Haberiniz olsun tekrardan. Bakalım dediğim gibi biz de bekliyoruz. Fakat Terra coin'leri için diyelim faaliyetlerin büyük oranda artabileceği bir etap olacak. Bakalım. Neyse. 18 Eylül'de gerçekleşmesi planlı Terra Classic yükseltmesi Wozmian ve Wozmdi gibi temel bileşenlere yönelik güncellemeler dahil olmak üzere kritik güvenlik yamalarını sunacak. Özellikle tabii ağın güvenliği ve istikrarı için önemli. Özellikle Kozmos'la olan iletişim için önemli. Yine önümüzdeki etaplarda daha da düzgün bir şekilde ilerlemekle birlikte şeyi yapması beklenecektir burada haberiniz olsun. Ciddi ölçüde bir ağdaki etkileşimi artırabilecek de potansiyel olarak aynı zamanda yakımları da artırabilir ama hani yakımlar zaten öyle yani korkunç seviyelerde değil yani tabii ki yakımlar işte onu söylüyorum. Dolayısıyla o kısma belki o kadar da şey yapmamak lazım. Çok fazla takılmamak lazım yani. Şey yapılabilir, görmezden gelinebilir yani. Onu da ifade etmiş olalım tekrardan. Neyse. Önerilen yükseltmenin duyurulması Terra ve Terra Classic token fiyatları da... Ha tabii yani Kozmos'la birlikte tabii Terra'nın faaliyetlerini de artırabilir. Bir de adamlar şu anda aslında genel olarak şey için de yapıyorlar bu muhabbeti. Ne o? Diğer taraflarla da aynı zamanda etkileşimde tabii arttırabilmek için de gerçekleştiriyorlar. Ve kendi aralarında. Neden? Çünkü Terra tarafı da biliyorsunuz artık değişim göstereceği için bu da bir farklılıktır. Geçmiştekinin aksine artık ekip biliyorsunuz olmayacak. Yani bunun da önem payı çok yüksek. Haberiniz olsun. Bunun da altını çizmiş olalım bir kere daha. Ne dedik? 18 Eylül'de gerekli blok yüksekliğinde gerçekleşecek. Gaz uyarım yaması da içerecek. Aynen. Yakımların otomatikleştirilmesi bu özellikle biraz daha şey konusunda çok önem arz edecektir. Nedir o? Yani hiç değilse manuel hareket gerektirmeyecek. Velhasıl maliyetleri düşürecektir. Bu da önemli. Yani güzel bir güncelleme. Normalde bu güncelleme hani böyle çok fazla şey olsa nasıl diyeyim çok fazla böyle hani büyük bir ağ mekanizmasını içeren bir
yapıda olsaydı ya harbiden bayağı bir iş yapardı yani, onu söyleyeyim açıkçası. Ama geldiğimiz noktada zaten hani Tera Klasik de böyle ne yazık ki çok çok yüksek de hani faaliyetler olmadığı için günün sonunda bunların gerçekleşmesinin öyle aşırı bir etkisi olmuyor. Kısa süreli bir etkisi olmuyor zaten diyeyim. Daha ileri tarihlerde yani ağın genel istikrarını tekrar söyleyelim. Hani artıran bir husus olarak karşımıza geldiği için böyle bir pozitifliği var tabii. Bu şekilde genel bir pozitiflik durumu var. Haberiniz olsun. Ne dedik? Zincirin durdurulmasının ardından dolayıcılar ve altyapı sahiciler bu değişiklikleri derhal uygulaması gerekiyor. 18 Eylül bu arada aynı zamanda bildiğiniz o meşhur vakit, yani Fed'in faiz düşüreceği tarih. Bu bilinçli olarak mı bu tarih seçildi? Evet, bilinçli olarak bu tarih seçildi. Bu çok fazla gerçekleştirilen bir husustur. Onu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Daha önce de üzerine konuştuğumuz konulardan bir tanesi aslında. Yani adamlar bu 2022'de Ethereum'un bu meşhur merge'de de gerçekleşti. Adamlar durdu, şeyi aldılar. Durup dururken. Ne onun adı? Şeyin olduğu güne. Fed'in faiz kararını vereceği günü aldılar. Tarihi. Neden? Ya işte o günle birlikte biraz daha hani şey yaparız hesabı. Yani biraz daha ortamı artırırız hesabına tabii gitmeye çalıştılar diye ifade edebilmemiz mümkündür, haberiniz olsun. Yani bu tarz şeyleri bilerek yapıyorlar. Ha buradan şey gibi düşünmeyin. Ha o gün geldiğinde ne olacak? Fiyat mı patlayacak? Yani bu şekilde düşünmeyin. Ama tabii ki de etkiyi hani artırabilir yani günün sonunda. Sonuçta. Bu oylama sürecine katılımı falan filan evet, iflas başvurusu diyor. Aynen, klasik muhabbet. 275 milyar dolar. Zaten tabii bunlarla alakalı konuştuk. Doğrudur. Kesin olmamakla birlikte 275 milyarlık lunge yakımının yapılması bekleniyor. Bu da önemli konulardan, oldukça mühim konulardan bir tanesi. Hatta başında geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.